Selam millet. Selam millet. Bugün değişik bir yemekle yine karşınızdayız. Sabrina bana sabah sabah dedi ki, Murat dedi, ben dedi bugün çiğ köfte yapacağım dedi. Dedim çiğ köfteyi nereden buldun dedim. Dedim yapamazsın, oğurman gerek dedi. Ben dedi onun hazırını dedi aldım yalan dedi. Evet, görmüş olduğunuz gibi çiğ köfte seti hazır. Hemen bunu Sabrina kendi yapacakmış. Arkasında zaten Almanca bunun şeyi yazıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Almanca tarifi var. Harcımızı 3 su bardağı koyun diyor. 10 dakika dinlendirin diyor. Sosu ve nar ekşisini koyun. Sonra da içine sıvı yağ, soğan döküp Adıyaman usulü çiğ köfte yapmayı düşünüyoruz. Burada bakalım içinde neler varmış. Gördüğünüz gibi tam set olarak çıkıyor. İçinde ne onun adı? Eldivenden tutun da salçası, nar ekşisine kadar bu şekilde. Almanya'daki fiyatını merak edenler için 3.99'a almış. Türk marketinden aldım dedi bana. Türk marketinden. Şatsi, dize çiğ köfte. Helal, o da haram. Helal. 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 Aylin de burada. Aylin. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Dik 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 dik. Hadi. Şimdi başlayalım. Nedir ne değildir hiçbir fikrim yok. Tadı konusunda da hiçbir fikrim yok. Ama bu vegan çiğ köfte. İçinde kıyması mıyması hiçbir şey olmadığı için böyle Sabrina'nın isteğine göre bunu yapıyoruz. Almanca isteyenler için Sabrina'nın kanalını da şuralardan bir yerden atacağım. Oradan da Almanca, bu videonun Almanca bölümünü seyredebilirsiniz. Hadi bakalım. Einmal. Abo. Evet arkadaşlar, şimdi evet arkadaşlar, ılık suyumuzu da içine bırakıp 10 dakika dinlenmeye bırakacağız. Ne oldu baba? Gece. Brutal intensif. Gece. Evet, 10 dakika bunu bu şekilde bekleteceğiz. Ondan sonra 10 dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Bakalım ne olacak, ben de çok merak ediyorum. İyi bir şey olursa size de tavsiye ederim. İyi bir şey olmazsa tavsiye de etmem. Evet arkadaşlar, şimdi ben size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi Sabrina bu soğanları hazırlıyor, soğanları temizliyor. Bunun için maydanozumuz var. Özel böyle küçük paketlerde ben her zaman için maydanozları fazla alırım. Derin dondurucuya atarım. Burada maydanozlarımız var. Bir de zeytinyağı olması gerekiyormuş. 75 mililitre. Şimdi biz birazcık kızımla da konuşalım böyle. Değil mi babam? Değil mi kızım? Değil mi tatlım benim? Babasının tatlısı bu. Oh, babasının tatlısı bu. Hani sevmedin sen babayı? Öpmedin. Sag immer das Gebettel da ge und Bussis. Bu dünya tatlı. Hadi bu bizim takipçilerimizi de öp bakayım. Takipçilerimizi de öp. Heh, tamam. O da size selamlarını yolluyor. Evet arkadaşlar, şimdi işin öbür tarafına geldik. Görmüş olduğunuz gibi Sabrina hanımefendi soğanları elinden geldiğince ince ince. Dün, dünne, am dünsten. Yine mi geldin? Otur. Aferin. Evet. Ben de diyorum çok lezzetli olacak. Hadi yiyeceğiz diyorum. Evet arkadaşlar, Sabrina bunları da yapsın. İhtiyacımız olan biraz da yağımız var. 75 mililitre zeytinyağı. Onu da koyduk mu? Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Fertig. Bitti laf. Soğanlarımız tamam. Sabrina her şeyi şınay 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 yaptı. Evet, maydanozlarımız da burada. Dann Petersilie, wir haben sie schon eingefroren. Eigentlich frisch. Keine Frische, oder? Wir haben keine Frische.
Arkadaşlar böyle maydanozu biraz fazla alıp şu şekilde dondurabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yaptın sen? Merdiven mi yaptın kendine? Merdiven mi yaptın sen kendine? Oraya basıyorsun, oraya mı çıkacaksın? Sen var ya çok yaramazsın biliyorsun değil mi? Sen çok akıllısın ben biliyorum ama babası kılıklı. Bak bak nereye çıkıyor bak. Also, hadi. Kommt die Soße. Was machen wir? Also. Ich will die aufnehmen, du? Ich kämpfe gerade mit der Folie. Also, dann kommt zuerst die Paste. Salçamızı, biber salçası tahminime göre. Und dann kommt die scharfe Gewürzsoße noch mit dazu. Nar ekşimizi de ilave ediyoruz. So, und jetzt heißt es auf der Verpackung 5 Minuten. Nein. Rol yapma. Hadi. Evet, el salla. Evet, köftemiz bu arada yavaş yavaş kendine geliyor. Evet arkadaşlar, Sabrina'nın gücü tabii belli bir noktadan sonra ben dedi bittim dedi Murat dedi. Dedim ne yaptın? Bir bakayım. Bir tattım, bulgurlar ezilmemiş. Dedim aga bu böyle olmaz. Al dedim eldiveni. Gir dedim muamma böyle. Vur dedim böyle üstüne üstüne. Erkek gücünü dedim göster dedim. Ne demişim? Sak kamera şöyle erkek gücüyle şöyle şöyle ay Entschuldigung tut mir leid eine Fehler lass uns essen in der Schüssel bu çiğ köftenin en kötü olayı bu yoğurma işi bir de tepsiniz yoksa altınızda buğday ezmek için o daha kötü tabii ki böyle. Evet yavaş yavaş kıvama geliyor. Evet bunun içine şimdi 75 mililitre zeytinyağı dökecekmişiz. So, die 75 milliliter Öl. Wir haben Olivenöl genommen. Olivenöl. Also 75 Milliliter Olivenöl. Evet. Hey! Ist jetzt da in dieser Soße, was wir diese Gewürzsoße, war da das Isot jetzt schon mit drin? Also würzen muss man jetzt nicht mehr, oder? Weiß ich nicht, diese ist Vollzeit. Erst einmal probieren. Mhm. Aber das ist feine Heidenarbeit. Und das ist eine Fertigmischung. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunun içine çok az bir şey tatlı salça attım. Tatlı salçanın tadını bulamadığım için tatlı salça da atmam gerekiyordu. Öyle düşündüm. Birazcık tatlı salça ilave ettim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda kıvama geldi. Güzel yağlı bir çiğ köftemiz oldu. Evet bunun içine şimdi birazcık und die Petersilie. Petersilie. Ama Petersilie bisschen gestoben. Ama passt schon. Evet arkadaşlar, bu kadar diyebiliriz buna. Adıyaman usulü çiğ köfte hazır. Şimdi bunları birazcık sıkıp sıkıp tabağa koyacağız.
Bir brown citrone. Bir tane de limon alalım. Biraz zahmetli iş. Bunu hazırını satın alıp yemek etsiz çiğ köftenin çok daha mantıklı. Dann richten wir das Ganze mal fürs Auge etwas schön an. So. Und jetzt die Chi-Köfte formen. Evet arkadaşlar, bunlara da böyle elimizden geldiğince şekil veriyoruz. Und für das Riesenblatt ist es auch zu klein. Das passt schon, Schatzi. Nee, größer machen das da. Diese. Ja, weil schau mal, großes Blatt. Ja. Und? Aber. Evet. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Mhm. Lecker. Echt? Aha. Gefällt dir? Mhm. Schmeckt super. Und du möchtest Zitrone? Ja. Auch? Nein. Bisschen. Ja. Mhm. Geldi mi kız? Ben de deneyim ja. Bakayım. Ja, geldi. Alles perfekt. Das schmeckt gut. Schmeckt lecker. Aha. Limonu sıkıyoruz. Biraz nar ekşisi. Schau mal, möchtest du beim Papa beißen? Gerçekten çok güzel olmuş ha. Gerçekten çok güzel olmuş. Aber schmeckt lecker. Echt oder? Hadi magst du probieren? Mhm. Weiter? Mhm. Du eine gegessen, oder? Ja. Ya, şimdi gut. Evet, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Ben de gerçekten çok beğendim. Ama hala şu anda yeni yaptığım için birazcık daha sıcak. Gerçekten güzel oldu. İçine zeytinyağı koyduk. İçine birazcık domates salçası atın. Atmazsanız biraz ağır oluyor. Ama bu şekilde gerçekten gördüğünüz gibi. Hiç dışarıdaki çiğ köftecilere gidip almaya gerek yok. Almanya'da ele. Sabrina gerçekten çok beğendi. Sabrina benim için bir tane daha yapacak şimdi. Gerçekten ben de çok beğendim. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Elimizden geldiğince bu karantina günlerinde sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.